Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere İngilizce'de yer alan verb tense konusu hakkında açıklamalarda bulunacağım. İlerleyen derslerde ayrıntısından bahsedeceğim. Fakat ben sizin olayın mantığını kavramanızı istiyorum. O yüzden dersimize başlayalım. Arkadaşlar, Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de fiiller çekimlere uğruyor. İngilizce'de 12 tane zaman var derseniz kafanız karışabilir. 12 tane farklı tense yapısı var. Tense dediğim şey, olayların oluş zamanına, süreçlerine ve sıralamasına bağlı olarak sınıflandırdığımız kavram. Fiillerin çekim şekli. 3 tane ana zaman var. Geçmiş, şimdiki, gelecek. Bu üç ana zamana göre 12 farklı biçime sınıflandırabiliriz. Ayrıca olayların oluş sıralamasına göre de bu 12 tense'i sınıflandırabiliriz. Şöyle, simple tense dediğimiz zaman kavramı, yapıları diyeyim, zaman kavramı demeyeyim, o kadar her yerde bahsediliyor ki dilinize ister istemez pelesenk oluyor. Simple tense dediklerimizde sadece bir olaydan bahsederiz. Ben markete gittim. Bugün kitap okudum. Her sabah 5'te uyanırım. Bundan bahsediyorsanız bu simple tense. Continuous tense, bunda da çakışan iki olaydan bahsediyorsanız eğer continuous tense kullanırsınız. Buna sadece present continuous tense uymuyor. O tek başına da kullanılabilir. İlerleyen dönemde anlatacağım. Sonrasında hemen notuma bakıyorum. Perfect tense. Perfect tense de sıralı iki olaydan bahsediyorsanız eğer. Bu sıralı iki olay dediğim şeyin önce ve sonrası varsa bunu perfect tense açıklarsınız. Sadece bunda da present perfect tense bu mantığa uymuyor. Onu farklı bir şekilde anlatacağım. Farklı bir kullanımı var. İlerleyen derslerde anlatacağım. Ve perfect continuous tense, bunda da hem sıralı iki olay hem de bir süreçten bahsediyorsanız, yani sıralı iki olay dediğim şey bir olayın öncesi ve sonrası artı sürecinden bahsediyorsanız perfect continuous tense kullanırsınız. Bunda da present perfect continuous tense bu mantığa uymuyor ve farklı amaçlar için kullanılıyor. İlerleyen derslerde anlatacağım. Tekrar edeyim. Tense dediğimiz şey zaman değildir. 3 tane ana zamanımız var. Geçmiş, şimdiki, gelecek. Bu 3 ana zamana göre tense, yani fiillerin çekim şeklini sınıflandırabilirsiniz. 12 tane tense yapısı var İngilizce'de. Veya olayların oluş sırasına göre İngilizce'de fiil tense yapısını sınıflandırabilirsiniz. Bunlar neler? Simple tense'ler bir olay anlatırken, continuous tense'ler çakışan iki olay anlatırken, perfect tense'ler sıralı iki olay, yani olayın öncesi ve sonrasını anlatırken, perfect continuous tense'ler hem sıralı iki olay hem de bir süreçten bahsederken kullandığınız tense yapıları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu Türk takipçilerim için Türkçe çektim. Beni birçok takip eden takipçim var. Farklı ülkelerden zaman zaman farklı dillerde videolar çekiyorum. Beni takip etmekten vazgeçmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Nefesim kesildi. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.